ücretin 500 dolar seviyesine çıkarılması geçim sıkıntısı derdine bir son verebilir mi? İmkanı yok arkadaşlar, veremez. Çünkü açlık sınırına baktığımız zaman TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine gene baktığımız zaman TÜİK'e göre 2022 12. ayından beri arkadaşlar enflasyonumuz aşağı yönlü düşüş gösteriyor. Fakat bizler gerçek real hayatta enflasyona baktığımız zaman cebimizin yandığını hala da hissediyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir şeyde ben böyle fiyatlarda bir düşüş hissedemiyorum. Hatta aldığım maaşın ilk 1-2 ayı bana yeterliliği oluyor. Fakat 2 aydan sonra aldığım maaş da yetersiz kalıyor. Fakat TÜİK'in vermiş olduğu enflasyon verilerine göre baktığımız zaman bizim bu türden hareketler yaşamamamız, hatta aldığımız maaşta bol bol harcama yapmamız gerekiyor. Burada da bu TÜİK'in açıklamış olduğu maalesef ki enflasyon verilerine benim güvenim pek kalmadı arkadaşlar. Bana ENAG açıkladığı enflasyon verileri artık daha gerçekçi. Çünkü ENAG'ın yapmış olduğu açıklamalarda %109'luk bir enflasyon farkı. TÜİK'e göre ise bu 5 yıllıkta %40'ın altında bir enflasyon farkı açıklandı. O yüzden 500 dolarlık bir arkadaşlar dolar kurunun açıklanması asgari ücretliler için bence yeterli bir miktarda olmayabilir. 500 dolar olmaz, 400'de kalır. 500 yaparsa daha fazla indirim yapması lazım. Patronlar çünkü rekabet edemez demiş dünya ile. Patronlar rekabet edebilir arkadaşlar. Bakın bu konuya o şekilde bakmayın. Patronların geçimi zaten sizden bizden. Yani senin benim cebimde para olmadıktan sonra patron ürününü nasıl satacak? Patronlar zaten her türlü zammı ürünlerine yansıtıyorlar arkadaşlar. Siz işçi kesimi olarak işin bu tarafına takılmayın. Patronlar onu her türlü zaten ürünlerine yaptıkları zamdan çıkarıyorlar. Siz 6. ayda zam alıyorsunuz fakat patron 6. aydan sonra da bütün ürünlerine bu zammı uygulayarak devam ediyor. Ama siz 7. ayda bu zam farkını alamıyorsunuz. Yani patron için her zaman bir 6 aylık dönem veya 1 yıllık bir dönem önünde her zaman açık. Patron her zaman kâr eder yani arkadaşlar. Sizin cebinizdeki para, halkın cebindeki para bollaşmadığı sürece zaten patronun kazancı da satacağı mal da azalacaktır. Daha da zora düşecektir. Bunu şu şekilde ABD'deki duruma bakın arkadaşlar. Refah seviyesi orada ne kadar yüksek. Yani rahat rahat bir aile orada harcamasını yapabiliyor. Sinemasına gidebiliyor, eğlencesine gidebiliyor, dünya turuna çıkabiliyor. Peki oradaki durum da bizdeki durum gibi olsa ekonomi bunu kaldırabilir miydi? İşi bir de bu yönden düşünün. Rekabet için yüksek kur şart. Evet, yüksek kur şart. İhracatçının özellikle doların yükselmesi ithal ürünlerin pahalanması anlamı taşıyacaktır. Yani bir iPhone telefon şu an iyi bir iPhone telefon 35 bin 40 bin TL civarlarındayken doların yükselmesiyle birlikte 60 bin 70 bin civarlarına doğru bir iPhone telefon çıkacaktır. Tabi bizler yerli üretim olarak Vestel tarafına, Arçelik tarafına baktığımız zaman ithal ürünlerle rekabet etmesi daha da zor bir hal alıyor. Çünkü ihracatçının malı daha ucuz, ithalatçının malı daha ucuz, ihracatçının malı daha pahalı kalıyor arkadaşlar. Türk lirası değerli olduğu için, bir dolara baskılama olduğu için. O yüzden de rekabet gücü azalıyor ve bu da cari açığı iyice artmasına sebebiyet veriyor. İşte hükümetin burada yapmış olduğu hata buradaydı ve cari açık dengesinin dolar kurunun baskılanmasıyla birlikte patlamasına sebep verdiler. Bu da şimdi gördüğünüz gibi bir anda hem Merkez Bankası rezervlerinin eksiye düşmesine sebebiyet verdi. Hem de cari açıkta hiçbir şekilde bir patlama, yani bir azalma, aradaki dengenin kapatılması gibi bir durum maalesef olmadı arkadaşlar. Kaan Özpirişçi, çok dürüstsün benim abim demiş. Ne dediysen o çıktı, var ol demiş. Çok teşekkürler Kaan. Arkadaşlar benim sayemde bir şeyler kazanabildiyseniz inanın ben çok mutlu oluyorum. Siz kaybettiğiniz zaman, siz paniklediğiniz zaman ben sizden daha çok panikliyorum. O yüzden ben hepinizin kazanmasını istiyorum. Dediğim gibi bakın onu bunu boş verin. O ekonomistin, bu ekonomistin, benim dediklerimi de boş verin. Ama benim size bir önceki videomda yapmış olduğum Merkez Bankası'nın faiz kararını çok yakından takip edin. Şu an için doların nerede duracağı hiç kimse bilmiyor arkadaşlar. Bunu ben de bilmiyorum. Bunu dürüstçe söylemek lazım. Bunu bilen, bu oyun planını kuran şu an için Mehmet Şimşek arkadaşlar. Bu bırakılması, bir anda bırakılması, hızlı sert yukarı yönlü bu hareketin bir yerden dönüşü aşağı yönlü sert olacaktır. Bakın ben bunun, bu oyunun özellikle de Mehmet Şimşek'in sürpriz bir şekilde faiz arttırımı
açıklamasıyla birlikte geleceğini düşünen taraftayım. Birçok arkadaşımız yorumlarda yazmışlar, faiz arttırsa ne olur, kurlar aşağıya gelmez şeklinde. Fakat arkadaşlar ben size söylüyorum, bakın. Eğer faiz arttırım kararı alındığı zaman bu ilk sinyal olacaktır. Bunu sizler de dikkatli bir şekilde takip edin. Çünkü faiz arttırma sinyalleri verdikleri zaman artık kafalarındaki kur o seviyededir. Bakın dikkat edeceğiniz yer orası olacak. Kafalarındaki gelmesini istedikleri kur o seviyedeki kurdur. Ama daha henüz Mehmet Şimşek tarafından böyle bir açıklama gelmedi. Biz her ne kadar da bu türden açıklamaları Societe Generale tarafından dinlesek de bizim için henüz Merkez Bankası tarafından veya Mehmet Şimşek tarafından bir faiz artışına yönelik ağzından bir kelime duymuş değiliz. Ama tetikte kalmakta fayda var. Çünkü yabancı kuruluşlar bunun tiyosunu almış olabilir arkadaşlar. Yabancı yatırımcıyı çekebilmek amacıyla belli bir seviye yabancılara verilmiş olabilir. O seviyeden de gelecek olan yabancılar, bakın bu borsadaki hareketler bugün çok önemliydi. Sizlerle birlikte borsaya da bakacağız. Neden borsa dolar yükselirken borsada yükseliyor? Bunun sorusunu kendinize bir sorun arkadaşlar. Çünkü ben bugün itibariyle bakacağım zaten, yabancı girişlerine de bakacağım. Doların yükselmesiyle birlikte yavaş yavaş yabancı yatırımcı tarafının da borsa tarafına girdiğini düşünüyorum. Yani oyun başlamış durumda ve çok dikkatli olun. Açıklamalar gelmeden dolarda, altında, özellikle gram altın tarafında aşağı yönlü hareketler olmaz. Kafalarındaki seviyeye geldiği zaman bu açıklamaları yapacaklardır arkadaşlar ve diyeceklerdir ki bakın biz bu yönden faiz artışlarına gitmeseydik dolarda dış güçler arkadaşlar. Dış güçlerin oyunları başladı ve dolar yukarı doğru gitmeye başladı. Aslında nominal doların daha öncelerden gitmesi gereken seviyeyi sizlerle birlikte paylaşmıştım. Zaten nominal 24-25 TL'ler civarında geçen senelerde olması gereken bir dolar kurumuz olması gerekiyordu. Tabii baskılana baskılana şu anda bırakılmış durumda ve buna da faizle müdahale edecekler. Çünkü Merkez Bankası'nda para yok, parayla müdahale olmuyor. Cari açık tarafını kapatabilmek için aslında yapılan güzel bir plan, çok akıllıca bir plan. Tabii bu planı çözmek, kafamızda bunun senaryosunu kurabilmek de yatırımcılara kalıyor. Yoksa kimse bize bunu açıklamaz sevgili dostlarım. Benim düşüncem bu yönde. Sizler de düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Evet Suat, hoş geldin. En sonunda karşılaşabildik Suat. Başkanım faiz haram demiş Suat. Evet arkadaşlar, İslami kurallara göre faiz haram. Yani bunu inkar edecek halimiz yok. Bunu din adamları daha iyi bilir. Fakat şu an Türkiye'nin de ekonomisinin düzelebilmesi için real gerçekçi politikalara dönmemiz şart. Bu ülke çıkarı için olduğu için faiz arttırılabilir gibi geliyor bana. Tabii bunu Diyanet İşleri Başkanımız daha iyi bilir. Evet, su yükselmiyor, gemi batıyor demiş Yemi. Gemi batmaz arkadaşlar. Hiçbir zaman bir ülke batmaz. Yani batmamasının sebebi Türkiye çok jeopolitik öneme sahip olan bir ülke. Onun için de Türkiye'nin bu türden bir batma olayına girmesi Avrupa'yı da yakar, Rusya'yı da yakar. Yani bir kirbit çaktı mı yakarsa dünyayı, garipler yakar olayına döner bizim işimiz. O yüzden Türkiye'nin batmasına hiç kimse, ne Avrupa Birliği ne de ABD izin vermez arkadaşlar. Bir şekilde Türkiye'yi kurtarırlar. Zaten bizde şu an bir batış durumumuz yok. Böyle bir de panik yapmayın kendinize göre. Sonunda yakaladım demiş Suat. Hoş geldin Suat. Evet, bu arada yeni katılan arkadaşlarımızın hepsi de yayınımıza hoş geldiler. Sorunuz varsa arkadaşlar sorularınızı da cevaplayacağım. Birazdan altın tarafına geçeceğiz. Altın bekleyen arkadaşlarımız da var. Dolarla ilgili anlaşılmayan herhangi bir durum yok zannedersem. Bizim için kısada en güzel takip edeceğimiz bölge destek ve direnç noktaları olarak şu an itibariyle en yakın 23 lira 73 kuruş seviyesinde bulunan direnç. Bu aşılırsa da direkt 25 TL'ler civarına doğru dolara da yukarı yönlü hareket başlar. Orada bir formasyonumuz da var. Eğer ki daha müdahale edilmezse burası 28 TL'ye kadar yükselişi devam ettirebilir. Ta ki Merkez Bankası yeter dur benim kırmızı çizgim burası diyene kadar, onun sinyalinde dediğim gibi faiz kararları piyasada açıklanmaya başlayınca benim düşünceme göre başlayacaktır. Bence demiş yukarıdan millete çakacaklar demiş Suat. Allah'ım ya. Arkadaşlar piyasalar böyledir. Yeteri kadar kar aldıysanız bunu belli bir yerlerde değerlendirmek de önemlidir. Önümüzdeki süreç içerisinde faizler dendiği gibi 25'li 30'lu seviyelere kadar çekilebilirse bankalar arası faiz oranları da arkadaşlar
50'li 60'lı seviyeleri de bulabilir. Tabii bu da hızlı bir miktarda dolarizasyondan liralaşmaya geçişi de sağlayabilir. O yüzden dikkatle takip etmekte fayda var. Muammer Yeşilduman, bu yangınlar 22'sine kadar büyür mü demiş. Evet, 22'sinde Muammer, iyice iyi hatırlattın. Ayın 22'sinde Merkez Bankası toplantısı var arkadaşlar. Önemli olacak. Gerçi kurum böyle hızlı hareket etmesiyle birlikte Merkez Bankası toplantısı daha da öne çekilebilir. Aklımda olduğu kadarıyla 14'ünde zannedersem FED faiz kararı var. Bu FED faiz kararı bekleniyor. FED faiz kararından çıkacak sonuca göre de Merkez Bankası karar verecek diye düşünüyorum. O yüzden, ama kurlar çok hızlı hareket ediyor. Talep çok fazla olmaya başladı. Daha öncesinden de bir açıklama gelebilir. JP Morgan'ın yapmış olduğu tahminler içerisinde bu da vardı zaten. Goldman Sachs'ın biliyorsunuz yapmış olduğu tahmin var. O da 22 liradan tahminini bir anda 28 TL'ler civarına doğru çıkarttı. Büyük bir ihtimal onların da teknik analiz yapan birçok bizden daha uzman yatırım danışmanları vardır. Onlar neyin ne olduğunu görüyordur. Zaten grafik üzerinde biz de baktığımız zaman bayrak formasyonlarını görüyoruz. Devam formasyonları neticesinde oranın da hedefi teknik olarak bir 28 TL civarlarını zaten gösteriyor. FED faiz arttırır mı? Sanırım demiş aynı kalacak gibi geliyor demiş Jimmy. Vallahi Jimmy, bence FED'in artık faiz arttıracak bir noktası, bir bölgesi kalmadı. Çünkü FED faiz arttırımlarına artık 1-2 dönem daha devam ederse bankalarında çok büyük sıkıntılar yaşayacak. Piyasada likidite dönmemeye başladı. ABD borç krizini hep birlikte takip ettik. Bununla ilgili son dakika haberlerini sizlerle birlikte izledik, anında vermeye çalıştık. Çünkü artık piyasada nakit, likidite, para sıkışıklığı iyiden iyiye çoğalmış.